quién? Şunları sığırlara yapıyoruz. Bak şu aşağıdakileri. Bunu da sadece takman için. Kendisinin belli olması için. Kaç günde yapıyor bunları? Tek o kadar değil. Yani normalde yapılır. Çalışırsan çalış. Yani hemen bir de bunu değil. Bundan 3 tane yapan, geçen ötenini yapan, başka yapan. Yani herkes benim çocuğum okusun, ben sanata kimseyi vermem diyor. İlla yok, her hayır, çocuk... Hayır öyle değil. Ha, başarılı olan ben, okusun. Ben demek istediğimi okusun, hem de bunu da öğrensin. Tabii, yani. Diploma... ...1958'de ilkokuldan çıktım. Saraşı olarak... Konyalı bir saracın yanına çıraklığa girdim. Bir buçuk sene çıraklıkta devam ettim. Ondan sonra dükkan açtım. Saraş dükkanı yani saraçlık olarak. O zamanları çok bir şey vardı yani. Karapınar'ın, Türkmenler'in. Her taraftan bizim Karapınar'a gelirlerdi. Çiftli yani çiftçilikle uğraşanlar atına şey yaparlardı. Çiftçilik yaparlardı. Atınlar çiftçilik yaparlardı. Tarlalar yaparlardı, ekim yaparlardı, ekim biçerlerdi. Ondan sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra tekrar açtım. Biraz atlar falan şeyler azalmaya başladı. Öküzüne yaparlardı eskiden. Sonra ata devirdiler. Sonra şimdi şeye döndü. Traktöre devam etmeye başladı. Yani teknoloji bir yerde yeni saraçlık değil mi şu anda? Tabii canım o... Yanımız şey antikeye döndü. Rahmetlik vardı öyle bir arkadaşımız vardı da antike olur. Saraç antike derdi. Peki eskidenki işlere baktığın zaman şimdiki işlere baktığın zaman arasında çok fark var değil mi? Yani eskiden işlerimiz daha çoktu. Tabii canım o zaman yetiştiremiyorduk. O zaman cuma günüydü bizim Karapınarımızın şeyi. Böyle sıraya koyarlardı tamiratını, koşumunu bir kışın hazırlardık. Sonra şey devamı, çiftçi gelirdi, Türkmenler gelirdi, Konyalı şey, Emirgazı gelirdi, Arısama gelirdi. Şimdi Karapınar sadece olduğu yerde kaldı. Şey olarak yani at, araba olarak. Peki çiftçi olarak. Saraçlık'ta şimdi neler yapıyorsunuz? Ben Saraçlık'ta olarak yaptığım şey, koyun üzerine çanga iş yapıyorum. Ondan sonra öküzlere kayış yapıyorum, afedersin köpeklere şey yapıyorum. Belden bağlamalı kayış yapıyorum, cil kovurdak yapıyorum. Kaç senedir kendiniz yapıyorsunuz bu işi veya sizden başka yapan var mı? Yok ya sadece bunun taraç oluyor da nalbur olarak oradan da onlar da ya, yapıyorlar. Yalnız da çırak falan yok şu an. Yok ya gelmiyor ki. Çırak gelmiyor. Şey etmiyor yani benimsemiyor bu şeyi. Çırak ya, kazancı az diye mi? Kazancı azlığından değil yani yok olacak diye korkuyor. Yani şeyim istikbalim. Veyahut da böyle bir ilerisini, ileri diyorlar, ileri görüyorlar yani ileri diye görüyorlar. Ondan olmadığı için hadi gelmiyor genç. Peki yani günlük belli bir ücretiniz geliyor mu? Kazın geliyor, yani, geliyor. Çok bile geliyor yani. Peki gençlerimize ne önerirsiniz mesela meslek anlamında? Yani öğrensin de unutsun. Hani ne derler çalgıcı? Çalgı çalıyormuş da onu unut, öğren de unut demiş. Yani saraçlık olsun, demircilik olsun, ne olursa olsun öğrensin yani. İsterse mühendis olsun. Mutlaka şey çobancılık dahi
öğren yap, onu da terk et derler yani, şey derler. Bunu hiç sanatkar, güzel bir şey yani. Hani ne demiş yani, kolunda bilezik, kolunda bilezik var demiş sanat yani. Kolumda bileziği alamam demiş. Ulan kolunda bilezik yok demiş. Sanat var bende, sanat demiş yani. Sanat yani, saraçlık olsa kötü küçümsemeyeceksin yani. Mutlaka bir şey var yani. Değil mi? Değil var. Mesela bel kayışı. Şu insanların üzerine kullandığı. Ya bak onu. Onu saraç yapar. Şeyin, başbakanın bana desteklemek için, bu sanatlar ölmemesi için desteklemek için bana 20 lira para verdi. Ödeme 4 senede ödemek için. Bunu 3 ayda bir ödüyorum. Allah razı olsun, iyi yani, ben memnun oldum. Benim bir destekleme olduk. Güzel bir şeydi. Şu anda Halil abimin iş yerine gelmiş bulunuyoruz. Ziyaret edelim. Halil abim 1957'den beri saraçlık sanatını yerine getiriyor. Gençlerimize güzel bir örnek oluyor. İnşallah Allah'ım sağlık sıhhat versin Halil abime, daha bu sanatını icra etsin. Halil abimin sıkıntısı, gençlerimiz hiçbir zaman yani bu sanatlara eğilmiyor. Herkes masa başı iş istiyor ama altın bilezik takılacaksa Halil abim gibi sanatkarların yanında usta, çıraklıktan yetişip kalfalık, ustalık, bu şeylerde Halil abimin sadece sıkıntısı elemanının olmaması. İnşallah herkes Halil abime destek verir. Bu sanatların, bu mesleklerin daha da ileri gitmesini, daha da iyi olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Halil abime de uzun ömürler diliyorum. İnşallah bu sanatımızı daha da ilerilere götürür. Allah'ım sağlık, sıhhat versin. Allah'ıma uzun ömürler versin diliyorum.